Peki Ersun Hocam, yeni doğum yapmış bir anne bebeğini emzirebilir mi? Bu süreçte onlar nelere dikkat edecekler? Tabii ki bizim Türk halkında şey var, işte birisi doğduğunda, hasta olduğunda o ziyaretler falan yok artık, öyle şeyler yok. Eğer anne gerçekten koronavirüsüyle karşılaşmadıysa, annede böyle bir öykü yoksa, çevresinde böyle bir öykü yoksa, anne bebeğini bir kişiyle ya da işte temiz olduğunu düşündüğü bir kişiyle ya da tek başına bakımını sağlayacak. O zaman emzirmeyle ilgili hiçbir problem yok. Şüpheli temas dediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor. Anneyi bir 14 gün karantina altında tutmak, ama bu sırada tabii ki doğum gerçekleşmiş, bebek doğmuş olabiliyor. Onlar için de hani özel bir doğum ve gerçekleştiriyor. Bebek hemen doğar doğmaz o ozadan çıkartılmaya çalışılıyor. Mümkün olduğu kadar anne sütünde geçmediğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü yeni doğan hocalarımızın yani yeni doğan derneğinin de söylediği gibi, tamam anne sütünde geçmiyor ama ortamı hazırlamak lazım. Emzirirken o gördüğünüz kıyafetlere benzer çok ciddi bir korunma deniyor, ama ne kadar olabilir? O da ne kadar steril olmuş olabilir? O da ne kadar mikrobun kaldığını bilmiyoruz. Yani çünkü mikropla yeni tanışıyoruz. Bilmediğimiz çok şey olduğu için, eğer mümkünse anne de mesafeyi korumak, yani bebek sağlam, asla temassız bir insanla birlikte başka bir odada, evin başka bir yerinde kalması. Anne sütünü sağıp bebeğe verilebilir deniyor, ama bu sağma koşullarında da çok dikkat etmek gerekiyor. Yine sağarken annenin maskesini, eldiven, her şeyine dikkat etmesi gerekiyor. Ortamın yine steril olması gerekiyor. Bunlara uyabileceklerse anne sütünü sağıp kişiye taşıyan kişinin de, bebeğe süt getirecek olan kişinin de steril, yani temassız olması gerekiyor. Bunlar dikkat edildiği müddetçe anne sütü verilebilir, ama dediğim gibi herkesin eğitim süresi, eğitim seviyesi ya da bunlara dikkat edebilecek düzeyde olmadığı takdirde mümkünse annenin işte 14 günlük karantina süresi içerisinde annede bir bulgu kalmadıysa, ondan sonra bebeğin emzirmeye öyle devam etmesini ben daha uygun görüyorum açıkçası. Bir de tabii ki annede de koronavirüs olabilir. Enfekte anneler de artık oluyor. O gibi durumlarda da anne tedavisine devam edecek. Bebeklerden izole kalacaklar ve işte artık doktor arkadaşların önerdiği şekilde tedavi bittikten sonra, birkaç tane testin negatif geldikten sonra da artık annede bir problem yok denildiği takdirde bebeğini emzirmeye o şekilde başlayacak.